Dile getiren Ruslar esas olarak dışarıdan dile getiriyorlar. Ama Rusya'nın içerisinde sesini çıkaran insanlar derhal baskı altında hapse atıyorlar. Şimdi onlar yani bir kanun, ceza kanununa bir ilave yaptılar. Savaşa karşı, bu Ukrayna'ya karşı savaşa karşı sesini çıkaran insanlara 15 yıla kadar ceza, hapis cezası. Yani Sovyet rejiminden daha çok öyle diktatör rejimi. Peki Sayın Kırımoğlu, Ukrayna'nın hangi parçaları Rusya işgali altında ve şunu da merak ediyorum açıkçası. Putin Kırım topraklarını kendi toprakları gibi mi görüyor? Öyle mi açıklamalar yapıyor sizce? Çeşit. Kırım Yarımadası da kesinlikle o kendi anayasalarına da girsettiler. Rusya'nın toprağı diye. Donetsk ve Donbas, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde onlar böyle bağımsız cumhuriyetler ilan ettiler. O cumhuriyetleri Ukrayna tarafından resmi tanınmasını istiyorlar. Savaş başlandıktan sonra onlar Kırım'dan epeyce ileri gittiler. Kherson bölgesini ele geçirdiler. Kherson şehri de geçti oraya, geniş şehir. Kiev'i kuşatmaya çalışıyorlar. Donetsk'ten de askerler birkaç kilometre ileri gittiler. Belarusya tarafından askerler girdiler. Niyetleri çeşit. Bakıyorsun o Rus televizyonları, bazıları diyorlar ki artık bu Rusya toprağı biz hiç zaman geri vermeyeceğiz. İkinci taraftan diyorlar ki bizim niyetimiz Rusya'ya iyi bakan bir hükümet kurmak. Ve evet yine de kesinlikle Kırım Rus toprağı olduğu ve bu cumhuriyetlerin tanınması konusunda. Ama zannedersem eğer biz hipotetik olarak Ukrayna savaşı kaybetse onlar işgal eden topraklarına gitmeyecekler. Ama o zafer olmayacak. Biz mutlaka Rusları kovacağız toprağımızdan.